Merhaba sevgili izleyiciler. 4-10 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta Güneş İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Merkür İkizler Burcu'nda 12 Haziran'a kadar da Merkür İkizler Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. İletişim trafiğinin yoğunlaştığı, zihinsel anlamda hareketli olduğumuz, aktif olduğumuz bir haftadayız. Yakın çevre ilişkileri de güçlenebilir Merkür İkizler Burcu'ndayken. Bir yandan seyahat planları yapabiliriz. Özellikle önümüzdeki dönem için. Bir yandan eğitimle ilgili konular, ticari konular, planlar, programlar aktifleşebilir. Önümüzdeki hafta 13 Haziran'da İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ayda, bu hafta özellikle düşündüğümüz, planladığımız bazı konuları rahatlıkla hayata geçirebiliriz. Yeni girişimlerde bulunabiliriz. İkizler yeni ayıyla da ilgili ayrıntılı bir video hazırladım. Linki tıklayarak yeni ay enerjilerini de yakından takip edebilirsiniz. Altına da sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, bu hafta Venüs Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Venüs Yengeç Burcu'nda daha duygusal, daha hassas, sevecendir. Yakınlarımızla ilişkileri önemsiyoruz. Ailevi ilişkiler bize mutluluk verebilir hafta genelinde. Onlardan da ilgi beklentimiz, sevgi, şefkat beklentimiz artabilir. Yakınlarımıza karşı daha korumacı, daha sevecen, daha hassas bir haldeyiz. Kuşkusuz özel ilişkilerde de böyle uzun vadeli güvenlik arayışımız artıyor. Yani ev ve yuva kavramları öne çıkarken evlenme konuları da tabii ki Venüs Yengeç Burcu'ndayken daha destekleyici olur. Yani evlilik planları yapmak için, bunları hayata geçirmek için de yine hafta genelini değerlendirmemiz mümkün. Mars Kova Burcu'nda ilerliyor. Enerji anlamında inisiyatif alma gücümüz daha sosyal alanlara yöneliyor şu süreçte. Biraz böyle toplumsal konuları, kolektife ait kavramları önemsiyoruz. Özgürlükler öne çıkıyor. Özellikle bireysel özgürlüklerde daha hassasız. Biraz böyle kurallar ya da bizi kısıtlayıcı şeyler zor olabilir şu dönemde Mars Kova Burcu'nda. Çünkü onun böyle bir karşı gelme, bir böyle isyan etme enerjisi olduğu için Mars Kova Burcu'nda daha çok gelecekle de ilgilendiği için şu andan çok gelecekle ilgili hedeflerimize, gelecekle ilgili projelerimize odaklanabiliriz. Tabii ki Mars'ın bu hareketi uzun süreli olacak. 15 Kasım'a kadar Mars Kova Burcu'nda bu yaz aylarında 2 aylık bir retro hareketi de var. 27 Haziran'da başlayıp 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Dolayısıyla yaz aylarını önemli ölçüde etkileyip şekillendirecek bir hareket. Mars'ın Kova Burcu'ndaki seyri ve retro hareketiyle de ilgili bilgilendirici bir video hazırladım. Linki tıklayarak izleyebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Altına da özel sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, bu hafta genelinde Güneş ve Merkür İkizler Burcu'nda birleşecekler hafta ortasında ve Balık Burcu'ndaki Neptün'le de dik bir açı oluşturacak. Genel itibariyle evet, iletişim öne çıkıyor dedik. Zihinsel konular öne çıkıyor dedik. Ama Neptün açısı özellikle hafta ortasında biraz burada sisli puslu ve belirsiz bir enerji verebilir. Ne olabilir? Zihnimiz dalgın olabilir. Kararsız olabiliriz. Duygusal iniş çıkışlar olabilir. Çabuk etki altında kalabiliriz. Yanılgılar olabilir. Tabii ki Güneş, Merkür, İkizler Burcu'nun her tür ticari konuya, yazışmalara, anlaşmalara, sözleşmelere vurgu yapıyor. Ama Neptün açısı orada dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Yani bu yanıltılabileceğimizi, bazı konularda aldanabileceğimizin de işaretçisi. Özellikle bir evrak imzalarken, bir yazılı sözleşmede detaylara çok dikkat etmekte fayda var. Evet, gökyüzü genel anlamıyla destekleyici, şanslı enerjiler fazla ama o Neptün bir şeyleri belirsiz hale getirebilir, riskleri arttırabilir. Bu nedenle son derece dikkatli olmalıyız, detaylara dikkat etmeliyiz. Hava şartları biraz yağmurlu olabilir. Güneş, Neptün, Merkür, Neptün dik açısı işte fazla yağmurdan, yağışlardan, sulardan gelebilecek zararları arttırabilir. Bu konuda da yine temkinli olmakta fayda var. Yine duyacağımız haberler belki yalan olabilir ya da asparagas olabilir. Yani her duyacağımız habere de inanmayalım bu dönemde. Yani bir şekilde gerçek mi değil mi, bunları detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. Bu açı en fazla değişken grupları etkileyebilir. İkizler burçları, balık burçları, yay burçları ve başak burçları. Özellikle bu Güneş, Merkür, Neptün karesinden daha fazla etki alacakları için
Öz burçları, bu burçlarda olanlar veya yükselen burcu ya da kişisel haritalarında değişken burçlarda yerleşimleri fazla olanların hafta ortası, özellikle 6-7 Haziran gibi bu açıya daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Sevgili izleyiciler, son 5 yıldır gökyüzü hareketlerini düzenli olarak takip edip günlük burç videolarını hazırlıyorum sizin için. Günlük burç videolarımızı her gün izleyerek günün genel enerjileri hakkında bilgi sahibi olabilir, kendiniz de ona göre planlayabilirsiniz. Henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet, bu hafta Mars Kova burcunda daha idealist, daha özgür enerjiler veriyor dedik. Cuma'dan itibaren Mars Ay düğümleri ile bağlantıda olacak. Ay düğümleri oldukça kaderseldir ve gerçekten çok da ruhsal enerjiler taşır. Biraz da böyle kontrol dışı olabilecek, bizim çok fazla müdahale edemeyeceğimiz etkilerle alakalıdır. Çünkü tutulmalar da ay düğümleriyle bağlantılı olur. Mars'ın ay düğümleriyle teması biraz böyle enerjimizi kullanırken, harekete geçerken, herhangi bir konuda inisiyatif alırken, fiziksel veya duygusal olabilir ya da ilişkilerle bağlantılı olabilir. Daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle bu açı etkinleşiyor. Kazalara dikkat edelim, eylemlerimize dikkat edelim. Çok riskli hareketlerde bulunmamaya çalışalım. Evet, bu hafta genelinde özellikle burç burç kısaca değinirsek, sevgili koçlar, Mars Kova burcunda sizi daha deneyimsel, daha idealist yapıyor. Arkadaş ilişkileriniz öne çıkıyor. Merkür ve Güneş de iletişim trafiğini arttırıyor. Yeni projeler, hedefler, arkadaşlarla birlikte yapacağınız organizasyonlar, toplantılar, görüşmeler, bunların hepsi böyle hafta genelinde öne çıkabilir. Hareketli bir hafta sizin için. Hafta sonuna doğru Mars'a biraz dikkat edin. Arkadaş ilişkilerinde ani gerilimler oluşabilir. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Sevgili boğalar, sizin için hafta genelinde Mars'ın pozisyonu daha çok kariyer konularına odaklandığınızı işaret ederken, para konularında özellikle Güneş ve Merkür'de hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir. Kazançlar anlamında da verimli bir haftada olabilirsiniz. Ticari konularda da Venüs sizi destekliyor. Kardeşlerle de ilgili yine mutluluk verici gelişmeler olabilir. Sevgili ikizler, hafta ortasında özellikle zihniniz biraz karışabilir. Yanılabilirsiniz, aldanabilirsiniz. Çok dikkat edin. Herhangi bir anlaşmada, sözleşmede, konuşmada Neptün açısı detaylara dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Kaybolabilirsiniz. Gittiğiniz yerlerde bu tarz konulara dikkat edin. Sevgili yengeçler, Venüs sizi destekliyor. Güzellik, estetik, sanat, aşk gibi alanlarda Venüs'ün desteği var. Özellikle Salı ve Cuma arası bu konularda daha güçlü etkiler, daha yumuşak, daha sevecen etkiler altında olacaksınız. Bunlar tabii ki çok kısa yorumlar sevgili izleyiciler. Haftalık olarak burç burç sizin için özel videolar hazırlıyorum. Haftalık videolarımız da hem öz burcunuza göre ve yükselen burcunuza göre de mutlaka takip edin. Ve bu hafta aslanlar, sevgili aslanlar, özellikle ilişkiler alanına daha fazla enerji harcıyorsunuz. Mars çünkü ilişki evinizde, zaman zaman partner ilişkilerinde biraz agresyon oluşabilir. Bunu iyi dengelemeye çalışın. Sevgili başaklar, Merkür ve Güneş kariyer alanınızda güçlü etkiler ortaya çıkarıyor. Kariyer hedefleriniz var. Bunları belki önümüzdeki hafta daha rahat eyleme geçirebileceksiniz. Bu hafta özellikle partner ilişkilerinde, iş birliklerinde şartlara biraz dikkat edin. Çünkü bazı yanılgılar olabilir. Neptün bazen sizi gerçeklerden uzaklaştırabilir. İdealist olabilirsiniz ama çok duygusal olmamaya çalışın. Sevgili teraziler, aşk konusunda yine hızlı günler sizi bekliyor olabilir. Seyahat planları yapıyorsanız bu hafta bunlarla da ilgili güçlü etkiler altındasınız. Venüs de özellikle kariyer ve aile ilişkileri alanında size tam destek veriyor. Sevgili akrepler, enerjinizi biraz ev yuva konularına odaklıyorsunuz. Özellikle ailevi ilişkilerde hafta ortasından itibaren şartlar biraz daha böyle gergin olabilir. Bunlara daha dikkatli, daha kontrollü yaklaşmakta fayda var. Venüs'ün pozisyonunda sizin için güzel, keyifli. Yine uluslararası her türlü konu, bunun eğitimle de ilgili olabilir. Özel bir seyahat planı da olabilir. Yurt dışı bağlantılı konularda tam desteğiniz sürüyor. Sevgili yaylar, evet, siz de yine Neptün'den açı alacak burçlardan birisiniz.
daha dikkatli olun. Ev ortamınızda özellikle sulara dikkat edin. Aile içi ilişkilere dikkat edin. Böyle kandırılma ve yanılgılar ya da herhangi bir eşyanızı kaybetmek gibi karışık etkiler olabilir. Sevgili oğlaklar, bu hafta genelinde eş ve partnerle ilişkiler daha yumuşak ilerliyor sizin için. Parasal konularda da hızlı giriş çıkışlar olabilir. Özellikle hafta sonu harcamalara dikkat edin. Sevgili kovalar, enerjiniz yüksek, motivasyonunuz çok yüksek. Hafta sonunda biraz bunu dengelemeye çalışın. Dürtüsel hareketler kazalara yol açabilir. Yakın çevre ilişkileri ve aşk konusunda da Güneş ve Merkür'den tam destek alıyorsunuz. Ama parasal harcamalara dikkat edin. Çünkü bazen zaman zaman böyle aşırı para harcama eğilimi olabilir. Yatırım konusunda ve spekülatif piyasalarda da çok hayalci olmamaya çalışın. Sevgili balıklar, biraz bedensel ve ruhsal hassas olabilirsiniz. Özellikle hafta ortasında. Genel itibariyle gökyüzü sizi destekliyor. Yumuşak enerjiler var. Şanslısınız. Şans oyunlarında, aşk hayatında, çocuklarla ilgili konularda şanslı bir haftadasınız. Ama bedensel anlamda biraz böyle hassas olabilir. Alerjilere daha yatkın olabilirsiniz. Ve ikili ilişkilerde de yanılgılara dikkat edin. Her şeye çok duygusal, çok hayalci yaklaşmamaya çalışın sevgili balıklar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.